Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Galatasaray Bayern Münih maçı var. Galatasaray muhtemel 11'ini yapacağım arkadaşlar. Icardi bildiğiniz gibi yok arkadaşlar. Şu altta da yapmışlar Galatasaray 11 diye falan. Bakalım. Galatasaray'ın kendi evinde arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Benim skor tahminim 3-0 Bayern Münih. Ne kadar Manchester yensen de Bayern Münih çok zor. Çok iyi gidiyorlar. Şimdi kalede zaten Muslera başlıyor. Sağ bekte bence Sacha Boey arkadaşlar. Sol bekte de Angelinho olabilir. Ondan sonra Kazım'dan bile başlatabilir ama Angelinho'ya güveneceğini düşünüyorum. Defans ikilisi Davinson Sanchez ve Bardakçı Abdülkerim. Burada şimdi bekleyin, ilk önce şu tarafı yapalım o zaman. Torreira diye, çünkü oradan bir daha bakalım ama Torreira. Şimdi sağ orta sahada kim oynayacak acaba? Şimdi Zaniolo burada kalmış. Ha doğru, kiralık ya ondan herhalde. Endombele, Endombele var oraya için. Sergio Oliveira var ve Kaan Ayhan orada oynayabiliyor. Kaan'a gibi yine güvenir mi acaba hoca, onu düşünüyorum. Berkan bile var o tarafta ama ya Kaan'a bence bir maç güvenebilir ya da Endombele de deneyebilir de. Bilemedim ki ya. Kaan bence ya. Kaan oynar yine arkadaşlar. İyi bir formu var onun da. Sol tarafta arkadaşlar Zaha. Ofansifte Kerem oynatacağını düşünüyorum. Sağ tarafta arkadaşlar nerede? Hakim Ziyech'in sakatlığı geçti mi ya? Geçmedi mi bu adamın sakatlığı hala? 2 dakika ona bakayım arkadaşlar, hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Araştırmam sonucu Ziyech evet sakatlıktan dönmüş. Hakim Ziyech şimdi şöyle Tete'nin bir form düşüklüğü var bence. Beşiktaş maçında çok iyi oyun bir sergileyemedi ama Hakim Ziyech'i de oynatır mı onu da bilmiyorum. Sakatlıktan geri döndü. Hakim Ziyech yazmak istiyorum ne olur ne olmaz diye. Ben forvette de Barış Alper bir tercih yapabilir. Bence Barış Alper oynatabilir forvet bölgesinde. Ben Barış Alper'i yazıyorum forveti de. Şuraya yazalım. Galatasaray Saray. Yani mini muhtemel GS 11'i. Evet arkadaşlar benim kadrom böyle. 4-2-3-1 oynatacağını düşünüyorum hocanın da. Bence iyi bir kadro yine. Bu kadro bence iyi. Tabii Icardi'nin eksikliği göz önüne alınacaktır. Evet. Böyle bir kadro da yapmış bir arkadaş ki benim kadromun bir Tite dışı var ama yok. Abdülkerim sol bir kadro. Victor Nelson yapmış. Yani o da mantıklı olabilir aslında. Bir tarzdan da bilmiyorum. Yapabilir de bilmiyorum ki. Nelson zaten takıma küsmüş bence. Yani oynatılmıyor da. Neyse arkadaşlar şöyle kaydettik. Arkadaşlar video kısa oldu ama zaten 11 videosu bir tane. 11 seçmem lazımdı. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Gönülden onları destekliyoruz bu maç için. Normalde Fenerbahçe diyeyim. Sizleri seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.